rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmaları. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da. Bravo Özdemir, özlemişiz. Rock Severiz'den yapalım dedik. Ay, çok güzel değil miydi bu ama? Özdemir Bey, ellerinize sağlık. Harikaydı. Özdemir'cim ya. Ne güzel albüm o. Teşekkür ederim. Biraz canlarını yakmış oldum Özdemir'lerin ama. Çünkü bir takım alışkanlıklar var tabii ne olursa olsun. Onlar böyle hani bas duymak istiyorlar, davul duymak istiyorlar. Fakat tabii bütün hikayenin başlangıcı ne kadar büyütürsek o kadar etkiyi arttırırız ama iyi şarkılar ne kadar minimal olsa da aynı etkiyi yaratabilir diye düşündüm. Ve bunlar rock'ı severiz için seçtiğim bütün şarkılar Türk rock tarihinin en iyi şarkıları diyebilirim. Daha da var ama anca bu kadarını yapabildik. Bir albüme sığdıracak kadar. Şimdi yakın zamanda da plağa çıkacak. Bunun son hazırlıkları. Çünkü biz CD döneminde, kaset döneminde yaşadık. O yüzden böyle elimizde kanlı canlı bir şey görmek istiyoruz. Olmayınca artık sadece dijitallerde yayınlanmaya başlayınca hatıra olsun diye bir plak, long play, LP yanıma karar verdik. Rock Severiz 2 çünkü daha kalan şarkılar vardır. Aslında var. Bir de o süreç çok eğlenceli geçti. Hani canlarını yaktım diyorum ama şimdi geçen gün Özdemir'le konuşuyoruz. Ya dedi abla yine öyle bir şey yapsak ya çok keyifliydi diye. Çünkü şöyle bir şey. Her zaman alıştığımız bir düşünce sistemi var ya işte hani davul olacak, bas olacak, işte onlar armoniler açılacak falan. Şimdi ben nota bilmeyince bir tık daha özgürüm. Yani genetik olarak 30 kuşak herhalde müzisyen olduğumuz için genetik aktarımımla ilgili bir soru işaretim yok. Ama teknik olarak bir notasyona hakim olmuyor olmam beni bir tık daha özgürleştiriyor. Mesela abla öyle olmaz dediklerinde aslında öğrenilmiş bir şey söylüyorlar. Belki onlar için de yeni bir keşif süreci oldu. Hı-hı. Neden olmaz diyor mesela. İşte normalde hani armonik olarak bir deneyelim bakalım olur mu olmaz mı? Olmasa oldururuz diyorum. Tık 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 hemen bir şey çalıyorlardı. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu. O gülüşle. O gülüşle. Al sana oldu gibi. Oradan, oradan kesin düşürürken ben böyle yapınca zıplamış falan bile olabilir. Peki oldu, oldu mu? Oldu mu böyle şey oldu mu yani? Evet o deneysel hikaye güzel diye. Zor oldu ama çok keyif aldılar. Zorlandınız mı? Çünkü klasik eğitim de tabii. Nasıl? Klasik eğitim bir de yani hani. Evet bu, ama geçen gün bilmiyorum kendi cümlesi diye. İstersen sen bana yine söyle burada. Buyurun dedi. Diyor. Yani. Ay dedi ki ablam, yani. Ablam sen konuş diyor. Ablam. Yani bizim için çok yaratıcı bir süreçti. Böyle ters köşe bakış açıları çok zevkliydi dedi. Tabii daha farklı bir cümle kurdu ama özünde hani yine öyle bir proje yapalım. Yani yine kendimizi zorlayalım. Yine başka bir bakış açısıyla müziği farklı bir kulakla dinleyelim ve uygulayalım. Çünkü hani işte olmaz dediklerinde biliyorsun ben hayatım boyunca ne yaptıysam önce kendim için yaptım. Çünkü insanın kendini açığa çıkarma ihtiyacı
Var. İnsan tek yaratık, yani içindeki enerji açığa çıkarma ihtiyacı olan tek yaratık. Özellikle sanat insana dair bir şey. İfade yollarından biri. Tabii mesela şimdi ben bir şeyi kulağımla duyuyorum ve onu hayata geçirmek istiyorum. Onun çalışma süreci bana sonuçtan daha fazla keyif veriyor. Ben süreci sonuçtan daha çok tercih eden biriyim. Biz bir oturuyorduk beşimiz. Kanun, keman, klarnet, ritim. Böyle öyle mi olsa böyle mi olsa. Önce bir sıkılıyoruz, böyle daralıyoruz. Yok bu olmayacak galiba filan. Birinden bir fikir çıkıyor. Onun üstüne ne oldu işte. Onun üstüne şunu yapabiliriz. İşte buradan girebiliriz. Çünkü bütün şarkıları bizim Türk müziğinde, Türkiye müziğindeki bazı unsurlardan koymak istedik. İşte bir tanesine tango gibi Türk tangosu koyduk. Bir tanesinde gazel var. Aman aman mesela gazel attım. Öbürü mesela ilk hikaye şeyden çıktı. Mor ve Ötesi'nin Bir Derdim Var şarkısından çıktı. Orada girişteki gitar sesini ben böyle kanun olarak duymaya başladım. Ve bütün efektif olarak yayıldığı sesleri dedim bunları hepsini kanuna çaldırsam nasıl olur diye başladı. Oradan sonra da kurtulamadılar benden tabii ki. İşte Haydi Gel İçelim var. O biraz daha çigan gibi mesela. Ondan sonra Gül Pembe yaptık. Ona çok bambaşka bir yorum kattık. Mesela Ahmet Güvenç, Ahmet abi, ay canım mavişim benim. Ondan daha iyi, onun girişindeki o Gül Pembe'nin ikonik bas riffini, ondan daha iyi kimse çalamayacağı için tabii ki. Uzun ses kullanalım dedik. Onu Özdemir kemanıyla çaldı. Sonra bir takım doğaçlamalar yaptık. Ve dört sazla neler yapabileceğimi aslında görmek istiyordum. En minimal haliyle. İyi bir şarkı. Hangi forma girerse girsin. Özünden hiçbir şey kaybetmiyor. Güzelliğinden ve müzikalitesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kendime ispat ettim. Rakı severiz iki gelebilir belki ama önce senin bestelerin var galiba değil mi? Onlar gelecek gibi. Ya onlar yıllardır bekliyor ama böyle bir ona odaklanmak istiyorum artık. Yani bilinen bilinmeyen bir sürü söz, beste işte var. En bilinenlerini biliyorsun yani Gül Güzeli. Daha gidecek yolumuz var annemin söylediği. Ondan sonra işte pek bilinmeyen Kibritçi Kız vardır benim. Bazı şarkılar var söz yazdığım. Bazı şeyleri unutuyorum. Geçen gün fanlardan bir tanesi benim eski bir şiirimi bulmuş. AI'de bir şarkı yapmış mesela. Ben o şiirimin olduğunu bile hatırlamıyorum mesela. Nasıl onları geldi yapınca kulağa böyle tamamdır bu olur dedin mi? Yani tabii insanla yapay zekayı ayıran çok net bir şey var o. Kalbi rezonans yok tabii. Çok yüksek zeka olabilir ve belki de kusursuza yakın bir şey olabilir. Ama ben mesela yapay zekadan çok da korkmuyorum. Hatta geriye dönüp kendi defolarımı böyle daha çok parlatmayı tercih ettim bile diyebilirim. Ne gibi bu mesela? Mesela geçen gün ben bir programa katıldım. Bir şeyi yanlış söyledim. Ay dur neydi ya dur lafı unuttum. Hemen mesela tekrar hatırlamak mesela hatırlamak için emek vermek, düşünmek, gözü bu tarafa atmak, onu hatırlayınca doğru mu yanlış mı hatırladım gibi arada kalmak insana dair bir şey. AI çat diye onu doğru hatırlayıp koyuyor ya. Ben o nüansları, insana dair olan nüansları seviyorum yani. Dedim ki bunu sakın değiştirmeyin, bunu aynen böyle koyun. Hatamız bizi aslında daha biricik. Biz de mesela unsurlar. Hiç kesmeyiz onları, benim hatalarım falan. Aynen gider o. Unuturum, yanlış söylerim, hatırlayamam, İşte. Dururum, tek gelir böyle. Hep böyle aynen koyuyoruz. Ya o anları da kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben sahnede çok unutuyorum. Çünkü o kadar temas halindeyim ki izleyiciyle. Mesela orada bir şey oluyor. Tam şarkı söylerken dikkatimi çekiyor. Ne gülüyorsun diyorum mesela ona. Hop dönüyorum. Şarkı gidecek. Sözünü unuttum. Neydi? Ey kız balık mı yaldın demesi çoğunlukla. Azize'de mesela şaşırıyorum sözleri. Çünkü tekrar eden sözlerde zorlanıyorum. Disleksi olduğu için bir süre sonra o muydu bu muydu yani kafam karışıyor. Daha karmaşık formlarda kendimi daha iyi hissediyorum. Onun matematiksel başka bir karşılığı oluyor herhalde. Daha iyi ya da daha kötü diye söylemiyorum bunu. Ya bence insan nasıl öğrenmesi gerektiğini öğreniyor ya mesela senin durumunda diyelim ki. Neler çektim o ayrı da çok, yıllarca. Ama bu çok değerli bir bilgi haline geliyor ya onu keşfettikten sonra. Ve güçlü bir bilgi oluyor. Yani deneyimlenmiş ve idrak edilmiş bilgi her zaman çok kıymetli. Yani ben kendi hayat hikayemde ilk başlarda ilk yarısında çok zorlanmış olsam da bu disleksi meselesinden. Sonrasında hani o... Orayı çözmek için gösterdiğim çaba ve bulduğum bilgiler
bana şu anda çok daha büyük keyif veriyor. Hı. Kendimi daha bana hakim hissediyorum yani. Zihnime, ruhuma, duyguma daha hakim olduğumu düşünüyorum. Yani neyi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum gibi. Bir de geldim tabii 50 yaşına artık yani yarı yüz yaşımda hayatı boş geçirmemiş oluyorum. Çok memnunum. Ya bence 50'de başlıyor hayat. İnsanın o... Bilmiyorum ilk defa 50 oluyorum. Ya, yani nasıl bir şey iyi mi? Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey oluyor. Tamam süper. Sonra yavaşlamaya başlıyor yavaş yavaş böyle. Daha uzun sabahlar. Daha yavaş bir hayat. Hadi ama ya. Yine üretiyor. Kaç, daha tadına bara 50, bara. Kaçıncı 50'den sonra oluyor 50'de bu? Başlıyor. 50'de başlıyor. Hmm. Benim 650'den sonra olabilir. Yok, değildir bence. O hız gerçekten bir noktada çok ilginç. Ben kendimden daha hızlı bir kadın tanımadım. Yani motor takılmış gibiyim. Ben de öyleyim. Ama şimdi mesela çok ben inanamıyorum yavaşladım. Bu ne biliyor musun? Bence öyle yavaşlama değil. Bu artık hayatın anlamını, bütün süzülmüş tatları ve özünü anlamak ve onun tadını çıkarmaya karar vermek. Bence tercihle yani bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum ya, senin öyle için. Mi? Senin için farkında de öyle. Ben de değilim. Bence öyle. Öyle. Yani ya. Ben bunu şimdi mesela hayata dair kafa patlatıyorsun. Ben gençtim. Ya o 20'lere 30'lara falan dönmek istemiyorum. Çünkü o neden böyle? Nasıl yani bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl halledeceğim? Niye yaşadım ben bunu falan diye sorduğum dönemler geçti. Şimdi de tadını çıkaracağım dönemler olduğu için onu ondan yaşadım. Bunlar. Yani bunu böyle yapmazsam şimdi bunun daha çok tadını çıkarırım. Şimdi ona takmanın gereği yok. Çünkü hayat böyle daha güzel. Falan gibi böyle tatlı tatlı konuşmalar yapıyorum kendimle. O zaman da işte bazen tercihen yavaşlıyorsun. Bir de tabii her yaşın ritmine uygun yaşamak yavaşlamak anlamına gelmiyor. Yani bedenin ritmiyle uyumlu olmak aslında böyle işbirliği gibi. Bedeninle işbirliği yapıyorsun o süreçte. Bu 20'nin enerjisine uyarsan onunla o zaman işbirliği yapıyorsun. 30'un başka, 40'ın, 50'nin başka yani 60'ta, 70'te de başka işbirliklerine geçeceğiz yani bu bedenle. Ama bir süzülmek varken. Ben böyle metaforlar kullanıyorum. Ona öyle dedi, buna böyle dedi. Yok ama bedene makine dedi. Ama ne derler ya. Artık o kadar da ne diyorsanız deyin yani. Ya ben dili zengin kullanmayı seviyorum. Yani metaforlarla süslemeyi seviyorum. Konuştuğum dilin tadını çıkarmayı seviyorum. Yani anlamlar bütününü böyle hani süslemeyi de seviyorum. Yani hikayeleştirmeyi seviyorum. O yüzden metafor kullanıyorum yani. Ne yapayım? Beğenmezlerse beğenmezler. Kadar kendini koruyabildin. Şey anlamında bu özündeki güzellik anlamında, güç anlamında. Çünkü bu kadar güçlü bir ebeveyn var olma halin, kendi varoluşunu bu kadar güçlü ve net bir şekilde ortaya koyma çok değerli değil mi? Dışarıdan bakınca biz onu konuştuk da sabah toplantı yaparken. Böyle bir figür görüyoruz. Güçlü bir anne. Güçlü bir anne yani böyle dağ gibi bir anne duruyor orada. Sorgusuz, sualsiz, yani, şüphesiz yani. Şimdi, ben bu programda şurada oturduğu günü izledik biz beraber. Ben yani ne acayip kadın, annem olarak da değil yani dedim ki yani sana benzeyen bir tane insan bir varlık yok çok değişik duruyor. Yani böyle saçlar kırmızı bambaşka bir rezonansla konuşuyor. İçerik bambaşka yani alıştığımız böyle 150-100 kelimelik laflar değil. Yani derinliği ayrıca aurasında var olan bir kadın. Dolayısıyla Kandıça gibi. Tanrıça gibi duruyor orada yani. Oturuyor. Çok enteresan. Yani, şundan soruyorum bunu. Anneye atıfta bulunmak için sormuyorum. Sadece biz şurada iki tane lafla böyle savruluyoruz ya. Yani o kadar dağ gibi birinin çocuğu olup ardından da dağ gibi bir çocuk da dünyaya getirip onu da dağ gibi yetiştirip. Türkiye'nin başına üç kuşak bela olmuş olabilir miyiz? O ne seksapeldir ya. O ne seksiliktir ya. Valla yani. Hepimizin ağzını suyu akıyor. Ben de beynim de o gözle tam bakamadım şimdi evladım. Tamam güzel. İyi yani. Yani şimdi öyle de bakınca o da böyle kendi kendine bir figür ya. Özgür. Görünen o yani dışarıdan. Burada kesinlikle Şevval öyle. De öyle bir figür. Nasıl onun işi bu? Daha zor. Anneanne Leman'sam, baba Metin Tekin, anne Şevval'sam. Yani ne yapsın çocuk kendini var etmek için. Ama bizde tek bir formül var. Ve o çok o kadar temel bir formül ki. Böyle oradan kurtulmaya falan çalışmıyorsun. Tamamen dışa doğru değil. İçe doğru bir keşif süreci gerekiyor. Yani düşün ki ben yani annemden birebir yani annemin dünyaya getirdiği bir çocuk olarak
onun bütün özelliklerini taşıyan biri olarak kendime ait bir DNA şifrem var. Kendime ait bir parmak izim var. Dünyadaki herkes böyle. 9 milyar insan varsa 9 milyar farklı DNA şifresi, barkod diyebilirsin buna, QR kod diyebilirsin, parmak izi diyebilirsin, DNA kodu diyebilirsin. Ama herkesinki farklı. Bunu keşfettiğim gün, daha doğrusu yani bunu anladığım gün yani. Zaman almıştır o da. Ya zaman aldı tabii ki. Yani ben hayatı hakikaten boş geçirmedim. Kendine çok çalışmış, çok kafa patlatmış biriyim. Kendimi kandırmamak üzerine çok kafa patlattım. Kendimle yüzleşme konusunda çok cesur davrandım. Çok eğlendim bu durumla. Bütün travmalar, kötü yaşanmış, zor günler hepsi bende böyle öyküleşti. Hikayeleşince onlara yabancılaşıp hikayemi sevdim. Dolayısıyla oralar seni güçlendiriyor aslında. Yani çok bir şeye fazla tutunduğunda onu kaybetme korkusu yaşıyorsun. Bu şöhret olur, para olur, işte ben, ego olur bir şey. Yani oralardan bağımsızlaştığında yani en fazla bir şeye yani ne hatalar yaptım, ne kötü şarkılar söyledim, ne berbat oyunculuklar yaptım. Tek şey sağır kaplumbağa olma hali. Yani bunu her yerde söylüyorum. Gerçekten beni benden başka hiç kimse ilgilendirmedi. Yani çünkü içeride bir özelleştirme mekanizmam var ve çok sağlam çalışıyor. Yani kendime yalan söylememek, kendimi kandırmamak ve dürüst olmak, yüzleşmek konu başlıkları altında bir hayat seçtiğin zaman o zaman da yani çok iyiyim ya, harikayım, niye onlar bana öyle diyor ki falan gibi bir şeylere girmiyorsun. Tam tersi, insanlar sana bin iltifat etse, şahaneydi Şevval'cim falan dese, sen bir yere takıldıysan yok ya o öyle değil, öyle olmamalıydı, orada yanlış bir şey var şimdi falan deyip kendi kendime sonra onu nasıl düzeltirime çalışmaya başladım hep. Ya da işte ay sen git başka iş yap falan diyenlere de ama şimdi ben bunu yapıyorum, bundan da keyif alıyorum, dur bakayım ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim'e çalıştım. Yani hani ne eleştiri ne iltifat. Hiçbiri çok böyle benim başımı döndürmedi ya da belime bükmedi. Oralar insana güçlü tutan şeyler. O arada da bana ait ne varsa yani ben kendimi tanımaya başladım, özelliklerim, İlgi alanlarım, yeteneklerim, geliştirdikçe keşfettiğim süreçler yavaş yavaş parmak izim veya DNA şifrem belirmeye başladı. Sonra ona tutundum, onu zenginleştirme ve süslemeye başladım. Bu aynı şekilde bir yani bir aktarım, bir miras gibi oldu. Taroya da aktarmaya çalıştığım bu oldu. O yani böyle sürekli manipüle eden bir anne formu ben de görmedim. Ben de manipüle eden bir anne formu olmadığım için kararlarını özgürce, icabında böyle çok ters köşe, benim alışkanlıklarıma da ters gelebilecek, ailevi yani babasının ya da ne bileyim toplumun alışkanlıklarına zorlayabilecek bazı davranış paternleri de oldu. Buna rağmen uzaktan yine de onu bu özgür davranışlarından dolayı yani özgür düşünce sisteminden dolayı hayranlıkla izledim. O süreçte hala da ben devam ediyor benim araştırma sürecim kendimle ilgili. Onunki de devam ediyor. O da daha belki bir sürü hata da yapacak, yanlış yapacak, iyi yapacak, kötü yapacak, kendini keşfedecek, öğrenecek. Korkmadığı müddetçe ben ucunda ölüm olmayan hiçbir şeyden korkmam. Ki onunla bile ara ara seçerim yani acaba şöyle mi ölsem, böyle mi ölsem falan gibi. Çünkü onun da iyisini versin hayat tabii, hep, demek hep. Lazım. En sevdiğim şey bu Meksika'daki ölüler günü. Evet o var senin değil mi? Benim o arkamdan müthiş. Gülelim, eğlenelim, içelim, ben yiyelim. Ben kesinlikle ağlak bir ritüel istemiyorum. Yani şenlik böyle lay lay lom olsun. Ben onu alırım yani. Neredeysem o enerji nereye açığa çıktıysa ben onu hissederim. O bana daha çok iyi yani gelir. Yani seni AKM'ye götürmesinler öyle bir şeyle. Hani üzerine konu. Hayır şimdi buradan açık açık söyleyelim de Allah göster. Annemle vasiyet o. Bence 100 yıl daha bizimle ol da bizimle derken ben de ama oluyorum onunla 100 yılda. Ben de ama 650 sonra. Yani öyle şeyler yok ya. Yani. Oraya götürdü, tören yapıldı değil. Ay bayağı. Lütfen olmasın yani. Ben kendi adıma bilmiyorum yani. Bu bir ritüel. İnsanların hani farklı toplumların farklı davranış ve tezahür ettirme biçimleri var duygularını. Ben ağır duyguları, böyle hani karanlık hüzünleri çok sevmiyorum. Yani sahnede bile en hüzünlü şarkılar bile bizim aslında toplumumuzda böyle bir şey var. Evet. Hüzünlü şarkıları
lay lay lom diye söylüyoruz yani işte ne bileyim. İki göz mik çeşme ya da aşkımı bir sır gibi senelerce saklamıyorum. Bir yandan dans ediyoruz filan filan yani. Neticede hüzünle eğlenmek bizim tabiatımızda var. Bunu cenazede de olsa fena olmaz diyorum ama işte. Ama oralarda işte öyle olmuyor. Orada böyle birdenbire başka biriymiş gibi takınıyoruz ya. Çünkü biz gidenin arkasından kendimize ağlıyoruz. Aslında gidenin ardından insan kendine ağlıyor. Benim mesela var gerçekten. Çok fazla yakınımı kaybetmedim çok şükür ama mesela Tuncel abiyi kaybettikten sonra çok üzüldüm. Kazım'ı kaybettikten sonra bir de Haldun diye bir arkadaşım vardı. Haldun Boysan o da aktördü. Onu mesela o üçünü neden biliyor musun? Çok üzüldüm. Beni çok temiz sevdiklerini bildiğim üç kişiydi mesela dostlarım arasında yani diğerleri hayatta. Çok sevdiklerini biliyordum yani beni o kadar seven üç kişi şu an yok ya. Çok egosantrik bir şey aslında ama yani yine dediğim gibi kendime daha çok ağlıyorum galiba, daha üzülüyorum gibi. Hepimiz galiba bunu yapıyoruz. Ya da yani insan olmanın bir egonun da bir parçası, nefsin bir parçası. Ya da olabilir. Hiç belki birebir de tanışmadığımız çok ünlü biri öldüğünde de çok üzülüyoruz ama çocukluğumuz onda, onun filmlerinde gibi. Yani o da olabiliyor. Evet. İşte öyle. O yine kendimizle ilgili yine bir nokta kendimizle, var. Yine kendi hatıralarımızla ilgili, kendi geçmişimiz, tarihimizle ilgili, anılarımızla ilgili yani. Peki şimdi artık ya hep öyleydi de biz gördüğümüz sürece ama şimdi artık iyice zihin, davranış ve kalp evet, uyumlu yani, değil mi? Böyle birbirine eş uyumlanmaya güdümlü. Çok yakın. Hı-hı. Şimdi teoride tabii artık yani biraz öğrenmek lazım tabii, boş geçirmemek lazım hayatı. Teoride bayağı bir sezdiğimi düşünüyorum. Çok iddialı konuşmak istemiyorum. Hı-hı. Yani sezdiğim şeylerin sağlamasını yaptığım için temkinli olmakla birlikte çok yani anlıyorum gibi hayata dair çok şeyi anladığımı hissediyorum. Fakat teoride yaklaştığım şey pratikte insan zaten. Yani birçok insan teoride yaklaşmış olabiliyor. Pratikte zorluyor. Yani pratikler de yaptım aslında. Çok pratiğim de var hayatla ilgili. Fena değil. Antrenmanlıyım yani. Bilmiyorum yani yaklaştı onlar birbirine uyumlandı. Çok zihin, büyük kalp özgürlük ve... değil mi o? Çok bence özgürlük tanımı benim için. Belki de benim bu kadar kendime güçlü bir biçimde çalışmamın sebeplerinden bir tanesi çok bağımsız bir yapıyım. Özgürleşmek yani atıyorum böyle yoğun duygulardan mesela işte nasıl diyeyim nefret, kıskançlık, öfke. Mesela buralar bana çok kötü geliyor. Mesela çok ağlamaktan nefret ediyorum. Yani gülmeyi hiçbir şeye değişmem. Aşırı ağladığım zaman rahatlamıyorum. Tam tersi moralim daha çok bozuluyor ve hastalanabiliyorum. Hani gülmek, gülerek gözümden yaş gelsin ama gülerek iyileşeyim. Ben onu daha çok tercih ediyorum. Evet. Leman Hanım geldiğinde içeride kuliste konuşurken ben bir şey sordu bana seninle ilgili. Ay evet bilmem ne falan konuştuk. Oh dedim nihayet ya aman çok sevindim falan biliyorum. Dedim. O da bana ay sorma dedi bendir. Ama dedi Şevval'e sorsan şimdi dedi. Ay onun için çok güzel şeyler işte şöyle der böyle hiç negatif bir şey kullanmaz. Ay dedim bu ne ya? Ne işte biliyor musun? İşte geri dönüp baktığında, şimdi Ahmet Kasım Han benim hocamdır, çok da severim, çok saygı buradan duyuyorum, selam olsun buradan. Ahmet Kasım Han'ın çok sevdiğim bir lafı vardır, geçmişten alacaklı olmak diye bir şey yoktur. Şahane bir laf. Yani geçmişte herkes bir sebeple giriyor hayatına. Eğer radarların açıksa o kişinin neden girdiğini anlıyorsun. Kendi içindeki bir yarayı iyileştiriyor. Kötüymüş gibi görünen herhangi bir şey. Sert bir tavır. Seni zorlaması ve sıkıştırması. Böyle oradan çıkmak için daha fazla düşünüyorsun. Daha fazla kendine çalışıyorsun. Sonra bulduğun yer senin zaten bir yaran oluyor. Bir defon oluyor. Ona bakmaya başlıyorsun. O da misyonu tamamlamış oluyor. Şimdi ben geri dönüp niye bir sürü insana... Allah kahretsin bana onları yaptı. Ya yani. Niye değil öyle dedik ki? Yani dedik öyle. Neyse canım uzaktan yani hani... bilemez kimse. Yani tabii. O anlamda geçmişteki hiç yani arkama dönük bakmıyorum diyeyim sana. Ne güzel bir şey hiç. Bu. Bu da işte ya ben böyle insanları aşırı kıskandım. Daha doğrusu çok imrendiğim için hani böyle herkesten neyi sömürebilirim diye bakıyorum. Şimdi bu bilgileri senden alırken aslında seyirci için değil kendim için alıyorum. Hani çünkü bu geçmişin... Ben de öyle işte. Geçmişin hani hesabını yapmamak, Ahmet Kasım'ın söylediği gibi
bugün ona, o bana iyi bir şey katmıştır diye bakmak, bunlar zamanla öğreniliyor ama çok daha öğrenirken o savaşlar. Az önce söylediğim teoride anladığım bazı şeyleri pratikte deneyimliyorum derken bunları kastediyorum. Yani bunların hepsini bazı okuduğum yer, yani kitaplar olsun ya da bu konularla ilgili psikoloji kitapları olsun ya da topladığım bilgiler olsun. Yani uzun uzun bir şey okuyamam ben disleksiden dolayı ama çok bilgi toplarım ve bilgi her yerden gelir. Bütün o bilgileri pratik etme fırsatım haline dönüştürdüğüm için ya da öyle olduğunu düşündüğüm için hani geri dönüp baktığımda kafamda soru işareti kalmıyor. Hala televizyon izlemiyor musun? Yani ya yemin ediyorum snobe ettiğim için değil, o kadar çok işim, yani o kadar çok işim var ki şimdi mesela şu anda düşün, Rakı Severiz'in plağı çıkıyor. Bizim konserlerimiz var. Onun haricinde filarmoni konseptimiz var, aşkı bulacaksın diye. Arada kayıtlara giriyorum, yeni şarkıları yapmam lazım. Bir tane şarkıya söz yazmaya çalışıyorum, söz yazma çalışmasına başladım ve yazı planlamam lazım bu arada. Ve hani bir yandan da kafamda, ben şimdi şöyle söyleyeyim, tüketiciden çok üretici konumunda daha mutluyum. Çünkü o kreatif enerji benim en büyük meditasyonum. Yani o yüzden çocuklarla böyle günlerce, saatlerce, akşama kadar, onlar pestilleri çıksa bile, ki onlar da çok keyif alıyorlardı. Yani hiç pişmanlık yüzlerinde ifade görmedim. Aynen öyle bakıyor şu anda, hiç pişman İsterse olmamışsın. Dolayısıyla yani onlar ne zaman yapacağız projeyi, tekrar ne zaman çalışacağız filan dedikleri için. Onların pestilini çıkarsam da ben daha yukarı, hep hala daha yukarıda böyle akşam gece uykumda o ataklar, müzikal atakları filan duyuyordum yani. Dolayısıyla yani çok bana en büyük keyif veren şey üretim süreci. Yani orada dünya ile iletişim kesiliyor. İçeriden böyle kelebekler uçuyor, bilmem rüzgarlar esiyor. Bir de daha çok pastoral yazıyorum ben yazıları galiba. Doğadan çok ilham aldığım için. Bazen ama izliyorum. Mesela bir yerde televizyon varsa da böyle kilitleniyorum. Torayla geziyorduk. AVM'nin bir tanesinde böyle ekran, bir işte televizyon satan bir dükkanından geçerken çizgi film var. Bir de çizgi film çok severim. Evet, böyle kilitlenirim. Anne hadi yürü gel. Tam tersi olması lazım. Daha çok animasyon, fantastik filmler falan seviyorum. Biraz annemden kaynaklı tabii, siyasete ilgimiz olduğu için hep böyle o merak, işte bilgi, bilim. Yani böyle şeyleri okumak, bilgi toplamak, onları birleştirmek. Çünkü düşünmeye çok ihtiyacımız var ya, ve düşünmeye vakit ayıramıyoruz bu tempoda. Ben hayatı kaçıracağım diye korkuyorum. O yüzden televizyon fonksiyonel olduğu ölçüde işime yarıyor. Ama böyle eğlence için ya da ne bileyim hani vakit geçsin, yok. Çünkü vakit yetmiyor ki bana. Yani sanki belki yani hafta 20 gün olsa, ay ne bileyim işte 50 gün olsa, sene 500 gün olsa falan daha yetiştirecekmişim gibi geliyor. Peki o zaman burada bir müzik atak, müzikal atak alalım müzikal mı? Müzikal atak yapalım. Ne yapalım biliyor musun şimdi? Şöyle böyle küçük hap bilgiler topluyoruz ya, hap şarkıları. Dedim ya, şarkılarımı toplamak istiyorum. Bestelerden oluşan yeni bir albüme odaklanmak istiyorum. Bunu da böyle söyleyeyim de bir an önce olsun, hadi o zaman olsun, odaklanabileyim. Olsun. Bu sonbaharda olsun. Sonbaharda? Yetişmez mi? Sonbahara albüm yetişmez ama başlayabiliriz. Kendi bestelerimden annemin söyledikleri olsun. Mesela. Daha gidecek yolumuz var son dönemde, tekrar gündeme geldi. Gül Güzel'ini biliyor artık herkes. Ama Gül Güzel de olacak mı şimdi? Olsun Hap mu? Hap Bilgiç. Ay olsun ya. O zaman yarım Gül Güzel'i, yarım daha gidecek yolumuz varı söyleyeyim madem. Tamam. Kurtulsun bu can benliğimi, her şeyimi al ki kurtulsun aşkım.
daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Akşamında söz ismini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüya larına, öldü dersin gül güzeli, kızımını kaybettim. Yer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, kızımını kaybetti. Ya bunu yazdığında kaç yaşındaydın? Üniversitedeydim vallahi. Nasıl olamaz böyle bir şey. Ya çok komik. Şimdi o zamanlar bir şey. Şimdi mesela bir sürü şey insanı engelliyor. Diyor ki ay şimdi acaba bu iyi mi kötü mü? Hani aslında kendi içsel mekanizmalar daha sert çalışıyor. O zaman öyle değil. Gençlikte böyle bir enerji geliyor. İçeride bir şey var. Ve akıyor, kendini tutamıyor yani o coşku. O zaman fazla sorgulamıyorsun. Yani yine de iyi midir, değil midir, bir şeye benziyor mu falan. Sadece böyle hop diye çıkıyor. Tam öyle bir dönemdeydi. İkisi peş peşe çıktı bu şarkıların. Tam üniversite dönemindeydi. Marmara Güzel Sanatlar'da Gürbüz hocama da çok buradan sevgilerimi yollayayım. Gürbüz Doğan Ekşioğlu benim hocamdı. Ve beni çok severdi, hala sever. Bu şarkıyı yaptım. Sonra okulda öyle bir coşku oluyor ki bir şey yaptığın zaman, işte o sürecin coşkusu müthiş, yani bağımlılık yaratabilecek şey olduğu için söylüyorum. Tam hocaya yakın, hocam ben bir beste yaptım, size hemen söyleyebilir miyim falan. Tamam söyledi, hemen köşeye sıkıştırdım. Elini sana dedi, aa yanağıma koy falan. Aa çok güzelmiş şey var falan. İlk Gürbüz hocaya söyledim. Böyle bayağı okulda bir köşeye sıkıştırdığımı hatırlıyorum Gürbüz hocayı. Çok çok tatlı, şahane bir hocadır. Şahane bir, müthiş bir sanatçıdır. Onun öğrencisi olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum gerçekten. O zamanlar işte böyle sorgusuz sualsiz aktığı bir dönemdi. Şimdi aslında nasıl korudun kendini diye sordun ya başta. Daha öncesinde bilerek değil, zaten içimle meşguldüm ama şimdi bir tık daha tercihen korumak istiyorum. Çünkü bu o daha saf enerjiyi çok özledim. Yani ara ara çıkıyor. Böyle bir full konsantrasyon anında. Oralarda daha fazla vakit geçirmek istiyorum. O yüzden o tarafları daha fazla korumak istiyorum mesela. Dedin ya tüketmekten çok üretmek, yani tüketici olmaktansa üretici olmayı tercih ediyorum, onu seviyorum diye. Bu aslında hayattaki duruşunla da alakalı bir şey. Yani yaptığın tatiller hep konuşuluyor işte, hep gündemde karavan. Daha böyle
çok marka, böyle acayip yerlerde yemekler yiyip çok marka giyinmek diye daha böyle mütevazı yaşam. Çok tüketmek üzerine değil de. Şimdi tevazu çok alkışlanınca tevazu olmaktan çıkıyor. Ama tabii öyle bir dönemdeyiz ki biz. Yani hormonlu domates yüzünden normal Allah'ın yarattığı domatesi alkışlıyoruz ya organik falan diye. Şimdi markalar da sadece böyle hani ünlü oldukları için değil, bazı markalar gerçekten kaliteli olduğu için, daha ekonomik olduğu için. Yani daha fazla para veriyor olabilirsin ama mesela daha uzun süre kullandığın bir şey olabilir. Daha iyi bir materyal olabilir. Yani daha iyi bir marka da seçebilirim. Önemli olan o değil. Bir şeylere bağımlı olmamak başta çok önemli. Her zaman bir B planı olması benim için çok önemli. Her zaman bir B planım var. Hayattaki survivor olma haliyle alakalı bir şey. Gerçekten ben her koşulda, her şeyde Yaşar bir çöplüğü cennete çevirebilirim. Hı hı. Kendime bu anlamda güveniyorum. Çünkü eğer kreatif enerjiyle temas ediyorsam ve hani böyle dünyevi çok bağımlılıkların yoksa her yeri kendine dönüştürebilirsin. Bu marka da yani marka giymeye de çok büyük anlam atfetmiyorum. Pazardan giymeye de anlam atfetmiyorum. Öyle bir şey değil o yani. Hı hı. Tamamen ve tevazu da dediğim gibi yani tevazu üzerine konuşulacak bir şey değil. Yani olması gereken bir şeyi biz altını çiziyoruz. Yokluktan bir belki de. Bir erdemmiş gibi. Yani evet yani normal insan olmayı arıyorsak insan olma yolunda bulmamız gereken anahtarlardan bir tanesi belki bu. İnsanı ya, özgürleştiren anahtarlardan bir tanesi bu arada. Bir de şu var yani bu dünyaya da borçluyuz. Hani toprağa, havaya ben öyle de düşünüyorum. O kadar tüketim yani bir tane al işte 10 yıl kullan. 50 tane ayakkabın olmasın da 10 tane ayakkabın olsun kullan. Yani doğaya da değil mi bilmiyorum ben öyle her bakıyorum. Şey. Yani ne bileyim poşet kullanmaktan tut da her türlü yani çantalarımla geziyorum işte bir tane alıyorum. Tamam öz alıp 20 yıl kullanıyorum. Yani bu yerken de böyle aslında. Hı-hı. Yani dünyayı bu bir matematik ve bu matematik böyle sürdüğü müddetçe bu matematiğin hı-hı sonuçlarını kurunun yanında yaş da dahil olmak üzere hepimiz yaşayacağız. Yani aşırı yani bu dünya bir denge üzerine kurulu. Yani böyle full mutluluk yok, full dram yok. Yani bazı şeyler zor da olmalı ki yani kolaylıkları da fark et. Böyle bir yer yani neden olduğunu bilmiyorum. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani neden olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz gitmeden. Ama belki de o halde bile öğrenemeyeceğiz. Ama nasıl olduğuna da biraz kafa patlatmak lazım. Bu dünyanın en önemli şifresi bir matematik üzerine kurulu olmalı. Yani ne yaparsan onun matematiksel sonucu oluyor. Belli prensipler var. O prensipleri istediğimiz takdirde yönetebiliyoruz. Tercihen koruma odaklı olursa işe yarıyor. Yani ne bileyim ben 25 sene olacak et ve tavuk yemiyorum. Şimdi insanlar mesela Ahtapot filmini izlediler. Ahtapot yemekten vazgeçtiler. Hani bunu ben kendi kafamda yani bunu vurarak öldürmeye benim yani gönlüm el vermiyor diye düşündüm ve benim nefsim tatmin olsun diye başka bir canlıya eziyet etmemek şeklinde bu tercihi yaptım. Yani kesinlikle. Ay domates de ölüyor o da canlı falan gibi bir yerden hiç tartışmaya girmiyorum. Ama başka bir canlıya ve hani ne bileyim öldürüp yemek ve yaşamak bu dünyanın geri dönüşüm mekanizması olabilir. Ama acı çektirerek yani kaynar suya atarak kafasına vurarak işte cart diye onu canlı canlı kürkünü soyarak falan yani bunlar benim dünyamda yok. Ve bunların olmaması gerektiğini de inanıyorum. İnsan olmak derdinde olan bir insan için. Bir de mesela köpek balıklarının yüzgeçlerinden ruj yapmak. Yani onlara o acıyı çektirerek işte, canlı tam canlı. Konum yani bu. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Sürmeyiz olur biter yani. Bu kadar hani evet. Hayati bir şey değil bu sonuçta. İşte yani benim bir şekilde yani nefsim tatmin olsun diye ben kendimi daha fazla beğeneyim diye işte hani biraz daha genç durayım diye ki kime neyi kakalıyorsun yani hani neysen olsun aslında. Onlardan dolayı başka canlıların canlılara başka yaşam formlarına bedel ödetmek benim dünyamda yer almıyor. Yani kendi matematiksel sürecimi planladım bununla ilgili. Geri dönüşlerini de alıyorum çok daha sağlıklıyım. Bir süre insan böyle kendine çok ne bileyim pandemide hasta olmadım çok enteresan. Herkes diyor ki hani B12'yi nereden alıyorsun? Yok işte kan değerlerin demirin eksikliği mi? Hiç valla. Başka kaynaklar vallahi, var ve çok çok şükür sağlıklıyım enerji yani. Değil mi? Enerjimde bir değişiklik enerji. Yok. Öyle. Bu arada programın sonuna geldik. Biz de bu yıl su ve toprak yaptık. Hani hem kuraklık
hem de su gibi akmak, şeffaf olmak. Transparanlık ve transparanlık. Yani duruluk. Çok, evet, duruluk üstüne birazcık kafa patlattık. Bir de dedik ki ya her türlü ayrımcılığa karşıyız program olarak. Yani din, dil, ırk, cinsiyet, yaş adı her ne ise. Şimdi yeni türcülük başladı bir de. Türcülük diye bir ayrımcılık var. İnsanın tam senin anlattığın şeyin adı türcülük. İnsanın kendini her şeyin üstünde görmesi doğada. Şimdi buna karşı da başladı. Bu ayrımcılık sınıfına girdi. Tabii. Biz buna bir de biz ekledik program olarak naçizane haddimizi aşarak. Harika. Toprak ayrımcılığı. Yani ne oluyoruz? Hani Toprak Kokusu diye bir albümüm var benim. Onun mottosu budur biliyor musun? Orada farklı dillerde, farklı etnik dillerde, Kürtçe, Azerice, Ermenice, Hemşince, Lazca filan filan, Azerice, bir sürü farklı dilde. Türkler söylediğim, Çerkezce, Çeçence filan, farklı dillerde söylediğim Toprak Kokusu albümünde benim de mottom aynen buydu. Toprak kadar alçak gönüllü olmak lazım. Toprak, ona tohum attığında sana kim olduğunu, cinsini, cinsiyetini, yönelimini, ırkını, bayrağını, dinini, imanını hiç sormaz yani. Sadece emek ve sevgi ister. Evet. Suyunu vereceksin ve o sana filizini verecek. Toprak kadar alçak gönüllü olmak lazım. O yüzden destekliyorum. Oraya alayım mı seni? Şimdi bak orada Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen topraklar var. Hepsi birbirine karışıyor. Yani kimsenin toprağı kimseden daha üstün değil. Harika. Diye bakıyoruz. Harika. Amerika'sından, Anıtkabir'inden, Çanakkale şehitliğinden her yerden toprak var. Aynı burada. Dünyadayız ya. Bu nerenin toprağı? O benim bahçemin toprağı. Yani semt olarak neresi? Sarıyer. O zaman ben sana vereyim. Şöyle serpme usulü. Canın nasıl istiyorsa. Vallahi her gün böyle hani bir önce bir güneşe bakar, böyle kirpiklerimden akmasına izin veririm. Sonra da biraz toprağa böyle elimi değerim. Önce bu bütün toprağa bir elimi değeyim. Bir parçası alayım. Sonra da benim toprağımla karışmasına vesile Şimdi ben olayım. Sana o güzel kirpiklerin hiç yaşlarla dolmasın diyeceğim. Sen bana diyeceksin ki o yaşın da bir anlamı vardır. Güzel bir şey dedim. Demiyorum hiçbir şey. Ne kadar sıkıcıyım değil mi? Demiyorum hiçbir şey. Kapat Ceyhun, kapat. Ben bir şey demiyorum.